cennet kokuyor. Bugün evren Fatıma'ya kucak açıyor. Lebbeyk sesleri semaya çınlatıyor. Ve biz diyoruz, hoş geldin. Hoş geldin anam Zehra. Hoş geldin anam Zehra. Hoş geldin Ali Aba'nın has gülü. Hoş geldin Ali Aba'nın has gülü. Hazreti Fatıma, Seyyidetün Nisa, Binti Resulullah, Binti Ebiha, Ümmü Ebiha. Hazreti Fatıma, kadınların efendisi, Resulullah'ın göz bebeği, ciğerparesi, kızı. Babasının kızı, babasının annesi. Hazreti Fatıma, cennet hanımlarının efendisi. Değerli misafirler, çok kıymetli hocalarım, değerli milletvekilimiz ve siyasilerimiz, gönlü Hazreti Fatıma annemizin hasretiyle yanıp tutuşan hanım kardeşlerimiz, beyefendi kardeşlerimiz. Böylesi ulvi şahsiyetin manevi hatırası etrafında birleşerek onun ilahi mesajını yaşamımızda uygulayabilmek ve onu anlayabilmek için bugün buradayız. Brüksel Ehlibet İslam ve Kültür Merkezi'nin değerli hocası Hacı Şeyh Tevekkül Erol Önderliği ve Kültür Merkezi Yönetim ve Kadın Kollarının Komitesi'nin düzenlemiş olduğu Hazreti Fatıma Salamullahu Aleyha'nın doğum gününü ve bu münasebetle Dünya Müslüman Kadınlar Günü'ne hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle siz değerli misafirlerimize gönül dolusu selamlarımızı, sevgilerimizi ve muhabbetlerimizi ileterek başlayalım. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Ehlibeyt ve Ehlibeyt annesi Hazreti Fatıma'nın şahsiyet ve tüm güzelliklerini dünyaya gösterim olarak sunan Kanal 14 Yönetim Kurulu Başkanı ve çalışma ekibine şimdiden teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz. Teşriflerinizle bu anlamlı programı onurlandırdığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Vatan, millet ve din uğruna şehadete ermiş tüm şehitlerimizin aziz ruhlarına hediye edilmek üzere muhterem hocamız Şeyh Tevekkül Erol hocamızı huzurlarınıza davet ediyoruz. Buyurun hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا
وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لرب بك وانهر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطي فصل لربك وانهار إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم صلى على محمد وآل محمد الله razı olsun hocamızdan. Şimdi de Brüksel Ehlibeyt İslam Merkezi Başkanı Sayın İsmail Dorbar Beyefendi'yi selamlama konuşmalarını yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Saygıdeğer misafirlerimiz, Brüksel Ehlibeyt İslam Kültür Merkezi'nin düzenlenmiş olduğu ve kadın kollarının organizasyonuyla yapılmış olan Hazreti Fatma'yı anma programına hepiniz hoş geldiniz. Şöyle bir salona baktığımızda anlaşılıyor ki Hazreti Fatma'nın o çileli hayatında çektiği mesajı hedefine ulaşmıştır. Hepinizden Allah razı olsun, zahmet çekmişsiniz, buraya kadar gelmişsiniz. Bu konuda, bu programda emeği geçen bütün dernek ve kuruluşlara ve diğer kardeşlerin hepsine huzurunuzda teşekkür eder, hepinizden Allah razı olsun der, tekrar programımıza hoş gelmişsiniz derim.
Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Emeklerine ve özverilerinden dolayı kendisine tekrar kutluyoruz. Şimdi Brüksel Ehl-i Beyt İslam Merkezi'nin hocası Sayın Tevekkül Erol hocamızı günün anlam ve öneminle ilgili konuşmasını yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyoruz. Buyurun hocam. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahümme accil li veliyyikal farac Al-Hujjat ibn al-Hasan salavatuka alayhi ve ala abaih. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina habibi ilahil alamin. Ve ala ehli beytihi tayyibina tahirina al-ma'sumin. Al-muntakhabina al-muntajabina al-mukarramin. واللعنة والنقمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Saygıdeğer alimlerimiz, saygıdeğer milletvekillerimiz, siyasi ve bürokratik misafirlerimiz, saygıdeğer Brüksel camiasının güzide insanları, annelerimiz, bacılarımız, yüce şahsiyet, fehri kainat, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin mübarek kızı Hazreti Fatımatu Zehra Salamullah Aleyha'nın doğum yıl dönümünü başta aziz evladı Allah'ın hücceti zamanın imamı Hazreti Mehdi Accelallahu Lahul Ferece rehberimiz Hazreti Ayetullah Hamine'ye meraiciye bütün Müslümanlara, Ehl-i Beyt dostlarına ve siz saygıdeğer mecliste hazır bulunan kardeşlerime ve bacılarıma Hazreti Fatıma münasebetiyle Dünya Kadınlar Günü, Dünya Anneler Günü'nü siz saygıdeğer annelere tebrik arz ediyorum. Allah'ım sen şahit ol. Ben aşığım âl-i ebaya. Allah'ım sen şahit ol. Ben aşığım âl-i ebaya. Nasip et ya Rab, feda edeyim bu canı Hazreti Zahra'ya. Değerli Ehl-i Beyt dostları, değerli Müslüman kardeşlerim, öyle bir şahsiyetin, öyle bir yüce insanın toplantısında bulunmaktayız ki Allah ve Allah Resulü özellikle seçtiği bir insandır. Hazreti Fatıma bütün insanlığın hanımefendisidir. Hazreti Fatıma bütün insanlığa olgu olarak en mükemmel örnek olarak sunulmuştur Allah ve Allah Resulü tarafından. Böyle bir zat-ı mukaddesin meclisindeyiz. Kadınların ve çocuklar, kız çocuklarının insan olmadığı bir dönemde, insan görülmediği bir dönemde Allah Hazreti Fatımatu Zehra'yı peygambere ve bütün insanlığa, bütün Müslümanlara bereket kaynağı olarak hediye etmiştir.
Hazreti Fatıma Allah'ın bereket kaynaklığının delili, özü şudur. Onun nütfesi cennet meyvelerinden Peygamber-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yedikten sonra nütfe bulmuştur. Onun için Resulullah buyurur, Fatıma insan cinsinden, insan sıfatında bir cennet hurisidir. Bi'isetin, yani peygamberimizin peygamberliğe seçilişinin 5. yılında Mekke-i Mükerreme'de kızlar, yavrular sağ sağ toprağa gömüldüğü bir dönemde gerek müşrikler tarafından gerek iç münafıklar tarafından, yani Müslüman olup ama münafıklık yapanlar tarafından peygamberin soyunun kesilmesini, peygamberin soyunun devam etmesini dilerken, çünkü peygamberimizin çocukları dünyaya gelip ve ölüyorlardı. Peygamberimiz bundan üzüntü duyuyordu. Allah peygamberimize, ey Habibim üzülme. Bismillahirrahmanirrahim. Enna a'atayna kal kavsar. Üzülme. Biz sana öyle bir bereket kaynağı vereceğiz ki, öyle bir bereket kaynağı sunduk ki, ilel ebed, yani dünyanın sonuna kadar bu bereket kaynağı devam edecektir. Hazreti Fatıma-tü Zehra selamullahi aleyha, Hazreti Hatice'nin, Hazreti Resulullah'ın evliliklerinden 20 yıl sonra dünyaya gelmiştir. Hatta 20 yıl sonra dünyaya gelmiştir. Hazreti Hatice 65 yaşında, Hazreti Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ise 40 yaşında dünyaya gelmiştir. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fatıma'yı insanlara sunarken Hazreti Fatıma'yı Allah sunmaktadır. Önce şunu bilmemiz gerekiyor. Fatıma'nın makamına, Fatıma'nın konumuna, Fatıma'nın şahsiyetine baktığımız zaman, bir önceki sohbetimde de toplantıda da arz etmiştim. Birincisi budur ki Fatıma bir peygamber kızıdır. Nübüvvet kızıdır. Fatıma velayet kızıdır. Çünkü peygamberimiz hem imamdır hem peygamberdir. Yani hem nübüvvet makamına sahiptir hem velayet makamına sahiptir. Peygamber Hazreti Fatıma imam eşidir. Hazreti Ali'nin eşidir. Hazreti Fatıma imamlar annesidir. İmam Hasan ve İmam Hüseyin ve İmam Hüseyin'den gelen 9 tane imamın, yani 11 tane imamın annesidir. Hazreti Fatıma şehit kızıdır. Hazreti Fatıma şehit eşidir. Hazreti Fatıma şehitler annesidir. Hazreti Fatıma şehidedir. Hazreti Fatıma masum kızıdır. Hazreti Fatıma masum eşidir. Hazreti Fatıma masumlar annesidir ve Hazreti Fatıma masumedir. Hazreti Fatıma gök aleminde Mensure ismiyle melekler içerisinde anılarken ve melekler o nurdan yararlanırken, Hazreti Fatıma yeryüzünde Fatıma ismiyle anılmaktadır. Fatıma isminin koyuluş felsefesi de budur ki İmam-ı Cafer Sadık aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Buyurur, insanlar, yaratılan varlıklar Hazreti Fatıma'nın makamını idrak edemediklerinden dolayı ismi Fatıma bırakıldı. Hakla batılın arasını kesen, cennetle cehennemin arasını kesen, doğruyla yanlışın arasını kesen,
karanlıkla aydınlığın arasını kesen ve berrak bir varlık olarak sunulmuştur insanlığa. Hazreti Fatıma-tü Zehra sallallahu aleyha bereket kaynağıdır dedik. Öyle bereket kaynağı ki her peygamberin ve her insanın soyu oğlan evladından yürürken peygamberimizin nesli, peygamberimizin soyu Hazreti Fatıma'dan yürümektedir. Onun için Hazreti Resulullah İmam Hasan ile İmam Hüseyin'i kendi çocukları olarak adlandırıp ve kendi çocukları olarak kabul ettiriyor insanlara. Hazreti Fatıma'nın makamı bir noktadadır ki Allahu Tebareke ve Teala onu Kur'an-ı Kerim'le tarif ederken "Ennallâhe estefâki ve mutahhareki." Burada bir nokta var. Allah seni seçti ve Allah seni tertemiz kıldı. Bir temiz vardır, bir tertemiz vardır. Mutahharenin manası sadece temiz manasına değil. Yani bir suyu mukayese edin, bir içeceği çayı mukayese edin. Çay temizdir ama çay bir şeyi temizlemez. Su temizdir ama su her necisi temizleyebilir. Fatıma hem temizdir, her türlü günahtan, hatadan beridir ve her türlü günahtan, hatadan beri olduğundan dolayı insanlara olgu olarak, insanlara örnek olarak sunulmuştur. Ve buradaki Allahu Tebareke ve Teala seni seçti. Allah neye seçiyor? İki tane mana vardır. Birisi budur: Hazreti Fatıma'nın ibadeti, Hazreti Fatıma'nın ahlakı, Hazreti Fatıma'nın her türlü sosyal hayatındaki o Allah'a olan aşkı, Allah'a olan muhabbeti, Allah'a olan sevgisi, Allah'a olan bağlılığıdır. Ama ikinci, burada seçilmenin ana felsefesi, ikincisi daha önemlidir. Nedir önemi? 124 bin peygamber geldi. Bütün insanlığa önder olmak için, bütün insanlığı hidayet etmek için, bütün insanlığı ebedi yurtlarında onların saadetli ve mutlu yaşamaları için. Dolayısıyla peygamberlerin bir sonu var idi. Peygamberimiz 124 bin peygamberin sonuydu. Ama 124 bin peygamberden sonra insanlık ne olacaktı? İşte burada Allah seçiyor Hazreti Fatıma'yı. Peygamberlerin devamı hangi vasıfla olacaktır? Nübüvvet makamından sonra velayet makamının devam etmesi gerekiyor. Allah Hazreti Fatıma'yı Kur'an-ı Kerim'deki buyuruyor ki biz seni seçtik. Neye seçtik? Yani ya Fatıma, ey Habibim, Fatıma'yı şunun için seçtik ki Fatıma peygamberlik nübüvvet makamıyla velayet makamının arasında bağlayıcı bir ana merkezdir. Eğer Fatıma olmasaydı ne nübüvvet makamı kalmıştı ne imamet makamı kalmıştı. Seçiciliğin asıl felsefesi budur. Yani nübüvvet ile velayetin arasındaki o bağı, o ana merkezi oluşturmaktır. Eğer Fatıma olmasaydı, Allah Resulullah'a şöyle buyuruyor: "Ya Resulallah, eğer sen olmasaydın kainatı yaratmazdım. Varlık alemlerini yaratmazdım. Eğer Ali olmasaydı seni yaratmazdım. Eğer Fatıma olmasaydı sen ve Ali'yi yaratmazdım. Dolayısıyla bütün varlıkların yegane yaratılış sebebi Fatıma'dır." Onun için Resulullah buyuruyor: "Leğadabike gazabellah ve rızake rızalillah." Fatıma'nın gazabı Allah'ın gazabıdır. Fatıma'nın rızası Allah'ın rızasıdır. Mükemmel bir örnek vardır. Hazreti İmam-ı Zaman Accelallahu Lahul Ferac, o örneği, İmam-ı Zaman masumdur, zamanın hüccetidir. 124 bin peygamberin devamı olan ve adalet devletini yeryüzüne hakim kılacak Allah'ın hüccetidir. Allah'ın hüccetine sığınıyoruz biz. Onun varlığıyla Allah'a ulaşıyoruz biz. Ama o bir şey buyuruyor. Diyor ki fi ibnati Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem li usvetun hasene. Yani Allah Resulü'nün kızı Fatıma'da
benim için mükemmel bir örnek vardır. Yani ben de Fatıma'ya sığınıyorum. Annem Fatıma'ya sığınıyorum. Allah'ın seçtiği birisi. Allah'ın gazabı, onun gazabıyla gazaplanan Allah. Onun rızasıyla rızalanan Allah. Ne yapmamız gerekiyor? Burada o seçiciliğin etkisini hayatımızda nasıl organize etmemiz gerekiyor? Neyin peşinde olmamız gerekiyor? Ne gibi bir çalışmalarımız ve yaşam tarzımız olması gerekiyor ki Hazreti Fatıma'yı razı eden Allah'ı razı, peygamberi razı eder. Peygamberi razı eden Allah'ı razı eder. Fatıma'yı gazaplandıran Allah'ı gazaplandırar. Allah'ı gazaplandıran peygamberi gazaplandırar. Dolayısıyla Hazreti Fatıma'tu Zehra sallallahu aleyha'nın varlığı bir olgudur. Neyin olgusunu alacağız biz burada? Hazreti Fatıma'dan neler öğreneceğiz? Hazreti Fatıma'dan neler alacağız? Bu toplantılarımızın ana meselesi maddiyat harcamak, insanları bir araya toplamak, insanlara buradan hitap etmek. İşte böyle programlar yapıyoruz, işte böyle görsellerimiz var, görüntülerimiz var. İşte biz buyuz demek için midir? Yoksa gerçekten Fatıma gibi bir cennet hanımefendisinin ve dünya ve ahiret ve bütün alemlerin hanımefendisi olan Hazreti Fatıma'nın hayatından bir dersler mi çıkarmamız gerekiyor? Hazreti Fatıma'nın hayatından dersler çıkararken bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Hazreti Fatıma'nın ilmi ve Hazreti Fatıma'nın marifeti. İlim ve marifet yönünde Allah Resulü buyurur, Fatıma'nın ağzından çıkan cümleler nübüvvet ağacından inen bir meyvedir. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra Cebrail aleyhissalatu vesselam, birçok peygambere inmeyen Cebrail Hazreti Fatıma'ya iniyor. Hazreti Fatıma'nın Suhuf-u Fatımiye isminde hadisleri ve sözleri vardı. 17 bin tane suhufta Hazreti Fatıma'nın sözleri var ve o kitap bugün İmam-ı Zaman Ağa'nın yanındadır. Cebrail aleyhisselam, Cebrail'i ve Ezrail aleyhisselamı yegane gören şahıs Hazreti Fatıma'dır. Peygamberimizin vefatında kapıyı açarken Ezrail'i karşısında görüyor. Oysa ki Ezrail'i gören bir göz, bir can asla ve asla yaşayamaz. Ama Allah Hazreti Fatıma'nın makamından dolayı Hazreti Ezrail'i bile Hazreti Fatıma'nın gözüne gösteriyor. Hazreti Fatıma bir annedir, bir ilim ve marifetin ana kaynağı ise bir aile yuvasının teşkilidir. Resulullah buyuruyor, ya Ali, eş olarak birbirinize hakkınız, hukukunuz vardır. Size hakkınızı, hukukunuzu hatırlatmıyorum. Sizden hakkınızı, hukukunuzu alıyorum. Ama size muhabbet ve sevgiyi hatırlatıyorum. Ya Ali, evde muhabbet ve sevgi üzerine yuva kurmalısınız. Muhabbet ve sevgi üzerine yuva kurarken, ya Ali sen dış işlerle uğraşacaksın, ya Fatıma sen de iç işleriyle uğraşacaksın, evin işleriyle uğraşacaksın. Hazreti Fatıma mükemmel bir annedir. Bugün dünya insanlığının sorunu insan üretmedir, insan yetiştirmedir. İki kutuba bakıyoruz. Bir batı kutubuna bakıyoruz, bir doğu kutubuna bakıyoruz. Batı kutubunun ileri gelen o sömürü yobazlık zihniyetine hakim olan hakimiyetler kadını, aile bireylerini çökerterek batıda aile kavramı diye, mukaddesat kavramı diye, annelik kavramı diye bir şey yoktur. İşte çocuk yuvalarında, anne yuva, ana yuvalarında şurada burada çocuk eğitiyorlar. Çocuk terbiye ediyorlar. İşlerden, reklamlardan, çalışmaktan başka bir şey bildikleri yoktur. Bir şey anladıkları yoktur. Batı gelişmiş bir teknik ile, gelişmiş bir ilim ile yuvaları yıktılar. Ve bugün hiç kimse eşler birbirlerinin arasında sevgi ve muhabbetle birbirlerine bir şey söyleyebilmiyorlar. Erkek de ağzını açtığı zaman hukuktan bahsediyor, kadın da ağzını açtığı zaman hukuktan bahsediyor. Her ikisi de hukuksal olarak kendilerini savunmaya çalışıyorlar. Oysa Allah insanları hukuksal anlamda değil,
Peygamber Fatıma ve Ali üzerinden hukuku kaldırdı. Muhabbet ve sevgi üzerine. Zaten bir evde içi muhabbet ve sevgi olmadı. Eşlerin birbirlerine olan muhabbet ve sevgisi olmadı mı? O ev çöker, o yuva yıkılır. Dayanması mümkün değil. Ve bugün ayrılıkların ve boşanmaların en büyük etken ve nedenleri de budur. Bugün batıda bir seneli, iki seneli, üç seneli, dört seneli evlilikler oluyor. Neden? Çünkü aile bireylerinde eşler arasında ahlaki ve manevi bağ yoktur. O taraftan doğuya bakıyoruz. Bizim İslam ülkelerine bakıyoruz. İslam ülkelerinde ise farklı bir tersine olan bir şeydir. Cehaletten ve erkek yobazlığının baskısı altında ev yürütülüyor, çocuk yetiştiriliyor, toplum geliştiriliyor. Ve geri kalmış durumdayız biz. Oysa benim annelerden, bacılardan, özellikle genç bacılarımızdan ricam budur. Özellikle gelinlerimizden ricam budur. Allah rızası için gençlerimizden ricam budur. Allah rızası için Ali ile Fatıma'nın hayatını, ailevi hayatını bir okuyun. Ali ile Fatıma'yı bakın, peygamber bize nasıl emanet etmiş ve Ali ile Fatıma yaşadıkları 9 yıllık. Şimdi Fatıma'dan bahsederken birçoğumuzun bilmiyoruz ki Fatıma kaç yaşındaydı. 18 yaşında baharının gününde Hazreti Fatıma bu fani dünyaya gözlerini yumdu. 9 yıl içerisinde bir gün Hazreti Ali aleyhissalatü vesselam işten geliyor. Diyor ki ya Fatıma, yemek var mı, yiyecek var mı? Hazreti Fatıma sıkıntılı bir şekilde, edebi bir şekilde, ahlaki bir şekilde seslenir ya Amir el Muminin, iki gündür evde yiyecek yoktur. İmam buyurur, diyor ya Fatıma neden söylemedin? Eşler, hanımlar, erkekler, karı kocalar, şu cümleden ders çıkarın. Var mı dünyada böyle bir edebi hanım? Var mı dünyada böyle bir ahlaki hanım? Var mı dünyada böyle bir eşine ve kocasına sadakatli bir hanım? Diyor ya Emir el Muminin, demedim. Çünkü istemedim üzülmeni. Fatıma az kalıyor ama Ali üzülmesin. Biliyor Ali gelip nereden bulup getireceğini. Ali üzülmesin diye Fatıma gizletiyor. O da edebi olarak. Vay, gelesen eve, evde de hiçbir şey yoktu. Başı yatını yiyir. Ve bugün anneler günüdür. Emir el Mumininden ders al. Ey baba, edebi bir şekilde, ahlaki bir şekilde buyurur Fatıma can, üzülme. Allah kerimdir. Aç bırakan tokluğu da getirir. Edebi bir şekilde Fatıma'nın gönlünü okşuyor. Fatıma'nın gönlünü kazanıyor. Bundan ders almamız gerekiyor. Yani ne doğunun ne İslam aleminin aile iletişimini, ne batının kokuşmuş ahlakıdan yoksun, maneviyattan yoksun aile iletişimi. Sünneti Resulullah'ın Ali ve Fatıma üzerine koyduğu bir aile anlayışını biz hayatımızda yürütmemiz gerekiyor. Eğer bunu yapmazsak, Fatıma gerçek bir manada bir anneydi. Hasan ile Hüseyin, Zeynep ile Ümmü Gülsüm gibi evlatları topluma sundu. Ve bugün eğer benden sen bugün burada 5 vakit namazımızı kılabiliyor isek, şu Kur'an-ı Kerim'i okuyabiliyor isek, ben Müslümanım diyebiliyor isek, ben Resulullah'ın ümmetiyim diyebiliyor isek, Kerbela'daki Hüseyin'in kanı sebebi nedir? Zeynep-i Kubra'nın Şam'daki feryadı sebebi nedir? Fatıma anneydi. Anneler çocuklarını Fatıma'yı bir varlık içerisinde terbiye etmeleri gerekiyor. Babalar çocuklarını Ali el-Murtaza vasıfları doğrultusunda
eğitmeleri gerekiyor. Eğer bunu yapamazsak çok şey kaybederiz. Ve çok şey kaybetmişiz. Ve bugün insanlık alemine maddiyattan başka bir şey hakim değildir. İnsanlık alemine konumdan, makamdan başka bir şey hakim değildir. O ise insanlığın onuru vardır. İnsanlığa onur hakim olması gerekiyor. Onur hakim değil. Çünkü nebevi sünnet yeryüzünde yaşanmadığından dolayı onursuzluk insanlara hakim olmuştur. Burada Fatıma ne Şiilerindir, ne Sünnilerindir, ne başkalarınındır, ne Hristiyanlarındır, ne Yahudilerindir. Fatıma bütün insanlığın, Seyyedetu Nisa'il Alemin, alemlerin hanımefendisi ve bütün insanlığın erkek ve kadınların hanımefendisidir bu. Olgu ve örnek alınması gereken şahsiyettir Fatıma. Bugün İslam ümmetindeki sıkıntılar, İslam ümmetindeki perişanlıklar haktan mahrum kalışımızın ana felsefesidir. Eğer Fatıma'yı tanısaydık, eğer Ali el-Murtaza'yı tanısaydık, yani kısaca şunu söyleyeyim, eğer peygamber ve Ali peygamberi, peygamber hanedanını peygamber vasfıyla tanıyabilseydik, inanın bugün İslam ümmeti bu zelalette, bu delalette olmazdı. Ama İslam ümmetine salınan fitneler, İslam ümmetine verilen ihtilaflar, ortaya salınan ihtilaflar, birbirine düşürülen kin ve nefret, düşmanlıklar, hepsi bizim dinimizi ve inancımızı ve Resulullah'ımızı tanıyamadığımızdan dolayı kaynaklanıyor. Gerçek manada tanımıyoruz biz. Onun için düşmanız birbirimize. Oysa ki benden sen Sünni Şia'nın, Şia Sünni'nin kardeşidir. Benim rehberim Hazreti Ayetullah Hamine'yi şöyle buyuruyor. Diyor ki Ehl-i Sünnet'in varlığı sizin varlığınızdır. Ehl-i Sünnet'in mukaddesatı sizin mukaddesatınızdır. Ehl-i Sünnet'in değerleri sizin değerlerinizdir. Bir tane Ehl-i Beyt dostu, bir tane Şia Ehl-i Sünnet'in mukaddesatına, Ehl-i Sünnet'e ufak bir cümle kullanarsa en büyük ihaneti yapmıştır İslam'a. Neden? Çünkü benim Müslüman'a saldırmam Amerika'yı razı ediyor. Amerika emperyalizmini razı ediyor. Benim Müslümanlara saldırmam İsrail Siyonistini razı ediyor. Benim İslam'a saldırmam din düşmanlarını razı ediyor. Bunları razı ettirmememiz gerekiyor. Kardeş olmamız gerekiyor. Müslümanlar düşmanının kim olmasını bilmesi gerekiyor. Müslümanlar kardeştir. İnsanlık kardeştir. Çünkü insanlığı Allah yaratmıştır. Bizim evrensel adalet, bizim evrensel anlayışımız insanlığın kardeş oluşudur. Bu insanlığın kardeşini tesis eden, Allah'ın birliğine inanan, Resulullah'ın peygamberliğine inanan, 124 peygamber, 124 bin peygambere inanan, Kur'an-ı Kerim'e inanan ve sünnet-i nebeviye inanan Müslümanlardır. Ama biz Müslümanlar maalesef ve maalesef bu çizginin dışarısına çıkmışız. Hazreti Fatıma bir bağdır. Peygamberlik makamıyla nübüvvet makamının arasındaki bağ olarken Allah öyle seçmiştir. Fatıma olmasaydı peygamberlik makamının da sonu gelmezdi. İmametin devamı da gelmezdi. Dolayısıyla Fatıma bütün insanlığı kucaklayan, bütün Müslümanları kucaklayan, Sünnisiyle, Şiisiyle, hangi mezhep ve meşrebe bağlı olursa olsun, hepsini kardeş olarak, bir can olarak kucaklamalıdır ve kucaklamaktadır. Ve biz de bir can olarak Allah Resulü'nün ve Allah Resulü'nün emaneti olan Ehl-i Beyt'ini kucaklamamız gerekiyor ki onların yoluyla doğru ve hakikati bulup ve doğruluk üzerinde hareket edelim. Ya Rabbel Alemin, bizleri Hazreti Fatıma'nın o muhabbet ve sevgisiyle, Allah'ın nuruyla kucakladığı o şefkatli kucağı, o şefkati kolları birbirimize açmayı nasip eyle inşallah.
Allahu Tebareke ve Teala bizleri dünyada Muhammed ve Ali Muhammed'in muhabbet ve sevgisinden, Fatıma-tü Zehra'nın muhabbet sevgisinden, ahirette şefaatlerinden ayırmasın inşallah. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Hocamıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu arada programımıza teşrif eden tüm değerli siyasilerimize katkı ve katılımlarından dolayı teşekkür ediyor. Aday olan siyasetçilerimize yakın zamanda gerçekleşecek olan seçimlerde başarılar diliyoruz. Belçika Brüksel Parlamentosu Milletvekilimiz Sayın Mahinur Özdemir Hanımefendi'yi konuşmalarını yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyoruz. Saygıdeğer konuklar, saygıdeğer hocam. Esselamu aleyküm. Aslında bugün Dünya Kadın Müslüman Kadınlar Günü aynı zamanda. Hepinize hayırlar getirsin. Özellikle bayanlarımıza, genç kızlarımıza da örnek olsun inşallah Hazreti Fatıma. Ben bir şeyler hazırlamıştım ancak print etmeyi unuttum. Hakkınızı helal edin. Biraz kağıdımdan bakmak zorunda kalacağım. Öncelikle bu değerli programı düzenleyen bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün gönüllüleri canı gönülden tebrik ediyorum. Çünkü bu tür programlar sayesinde birlik beraberlik içerisinde Hazreti Fatıma annemizi yılda en az bir kere ama gönül ister ki yılda birkaç defa hatta her dualarımızdan sonra analım, onu zikredelim ve onun yolunda gitmeyi, onu örnek alabilelim. Çünkü Hazreti Fatıma bütün hanımlar için örnek bir bayan, örnek bir anne, örnek bir hanımefendidir. Hazreti Fatıma annemiz, Tevekkül hocam çok güzel bir şekilde anlattı ama ben de birkaç kelam söylemek istiyorum hocam müsaade ederseniz. Sizin yanınızda biraz sönük kalacağım. Bütün kadınların en üstünüdür Hazreti Fatıma. Aklı, zekası, güzelliği, dünyaya düşkün olmaması, takvası ve güzel ahlakı ile bütün insanlara çok güzel bir örnektir Hazreti Fatıma. Öyle bir nurdur ki Hazreti Fatıma annemiz hem peygamberin canından bir parça hem de onun neslini devam ettiren peygamberin son çiçeğidir. Cennet gençleri Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in biricik anneleri Hazreti Ali radıyallahu anh'ın pek kıymetli zevcesidir. Eşi ve çocuklarıyla ehli beyti oluşturan peygamber kızı aynı zamanda cennet hurilerinin hanımefendisidir. İslam uğruna çektiği sıkıntılara nasıl katlandığını ve o yoldaki fedakarlığın en güzel örneklerini bizzat yaşayarak öğrendi. Ve hocamız bunu çok güzel bir şekilde anlattı. Umuyoruz ki bizler de bugünümüzde onu örnek olarak günümüz ismiyle rol model olarak alabilelim ve her günümüzde yaşatalım. İnşallah tekrardan bu programın devamlarını diliyorum hocam. Allah razı olsun. Konuşmamı kısa tutacağım çünkü çok değerli misafirlerimiz, çok değerli konuklarımız var. Rabbim sayılarınızı arttırsın ve gelecek programlarda yine başarılar diliyorum hocam. İnşallah tekrardan Dünya Müslüman Kadınlar Günü'nüzü tebrik eder, saygılar, sevgiler sunuyorum. Mavin Aram'a teşekkür ediyoruz. Kur'an'ın batını onun özüdür. Rahmani kelamlar onun sözüdür. İlahi adalet onun izidir. Aleme yansıyan yüzdür Fatıma. Şiiriyle manevi iklimimize katılacak olan Serpil Mayda kardeşimizi huzurlarınıza davet ediyoruz. Rahman
ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fatıma, babasının annesi. Rahman'ın Resul'e o gün en güzel hediyesi. Fatıma, Adem ve Havva'nın duasının kabulü ve Meryem'in sığındığı Allah'ın nuru. Asiye'nin sadakati Fatıma, Allah'ın en kutsal nurunun cismi Fatıma. Arş-ı alemden gelen Cebrail getirdi o nuru ismi Fatıma. Ey Fatıma, arşın küpesi ve kainatın süsü. Sen olmasan ne Muhammed olurdu ne Ali. Sen Ehl-i Beyt'in annesi. Şimdi kutlu bir doğum var peygamber evinde. Hatice-tül Kübra aleminde. Havva orada, Meryem orada ve Asiye orada. Bütün melekler semayı süslemiş bir bir Resul'ün huzurunda. Bir bakın Havva ne kadar da heyecanlı. Sevinçten elleri titriyor. Çünkü o bugün Fatıma'nın beşiğini süslüyor ve aleme sesleniyor. Ben kainatın annesiyim. Sen benim annemsin. Sonra Cebrail geliyor Resul-i Ekrem'in yanına. Ya Resulallah, Allahu Ezze Celal buyurdu ki o Fatıma benim nurumun ismidir. Sevinci sevincim, rızası rızam, gazabı gazabımdır. Ya Resulallah, Allah buyurdu ki sen olmasan ben yaratmazdım Ali'yi. Ama Fatıma olmasa ben yaratmazdım hiçbirinizi. Ey Fatıma, ben senin acizane aşığınım. İsmini duyunca kalemim aşka düştü ve en büyük aşk gönüllerde isminle tutuştu. Sen Fatıma, Hasan ve Hüseyin'in annesi. Sen Fatıma, Murtaza'nın gönlünün kıblesi. Biliyor musun ya Fatıma, sen olmasan yıldızlar sönüp giderdi, denizler kururdu. Sen olmasan ya Fatıma, dünyanın hali nice olurdu. Şimdi bizi herkes duysun. Dünyanın en güzel anı Fatıma'nın dünyaya geldiği anda dursun. Biz Fatıma aşığıyız. Bizi alem duysun. Ben senin hizmetkarınım ya Fatıma. O aciz canım sana kurban olsun. O aciz canım sana kurban olsun. Değerli ömrümden bir yıl daha geçti geçiyor. Bir yıl daha hüzün eklendi hüzünlerime. Günahlarım bir yaş daha büyüdü, çoğaldı. Vefasızlığım, cahilliğim, duyarsızlığım bir basamak daha atladı. Nefsim ve bu uslanmaz nefsim bir zincir daha bağladı dünyaya başlanmışlığıma. Ey canan, sensizliğim, senden yoksun oluşum canıma o doldu. Yakıyor ciğerimi. Öyle bir ayrılık ki bu, her geçen yıl bir duvar daha örüyor sen ile ben arasına. Soğuk, karanlık, koca bir duvar. Zor geliyor. Tükettiğim her bir yıldan, bir andan sonra daha bir zor geliyor bu kahrolası duvarları aşmak. Hayır, aşmak değil, yıkmam, yerle bir etmem gerekiyor. Güçsüzüm ey seyyidem, yardım et bana. Evet, bir yaş daha büyüdüm. Büyürken küçülen ben, büyürken kaybolan ben, büyürken kahrolan ben. Sensiz ey en güzel gözün nuru, ben sensiz büyürken kahroluyorum. Seni hakkıyla tanıyamadım ben ey Fatıma-tül Kübra. Seni layıkıyla yaşayamadım, yaşatamadım. İsmin dilimden düşmezmiş, varsın düşmesin. Neye yarar ki o dil kalbin münafığı olduktan sonra? Aklım da gönlüm bir olmadıktan sonra münafık dilimden ne fayda? Ömrüm tükeniyor ve ben bu halime bakınca çok korkuyorum.
Ey Risaletin Kevseri, ne olur bir nazar eyle, çare ol. Kapında diz çökmüş bu bir çareye. Ve sen Zehra'sın, en güzel nur ile parıldayan. Yalvarırım saç o mübarek nurunu benim de karanlığıma. Işık ol yoluma, kuvvet ver imanıma. Ey sevgilinin kalbinin içindeki ruhu, bedeninin parçası, sen bütün ol benim yerle bir olmuş parçalarıma. Ey şefkat ve merhamet timsali haniye, muhtacım sana, merhamet eyle bu abdi acize. Ey babasına anne olmuş Ümmül Ebiha, aç aşkı kollarını, gireyim o Resul kokan koynuna. Olur musun bu kanadı kırık kimsesiz yetime bir de ana. Ey yaralı annem, ben senin mahzun edilmiş yüreğini biliyorum. Kırgındın, üzgündün, incinmiştin. Cenazemi gözler uykuya daldı, herkesin uyuduğu geceliğin defnet diye vasiyet etmiştin. Eşin Ali'ye, eziyetlere güzel bir sabırla direnen, gözünde diken, boğazında kemik alan o yiğit Ali'ye. Ve sen öfkeliydin halkı Medine'ye. Peki ya ben, şimdi o vefasız halkı kınarken vefasızlığın en büyüğünü görüyorum, yoksa seni hakkıyla tanımadan, gençliğimi heba eden, ömrümü tüketen ben incitiyor muyum Resulü Kibriya'yı? Senin Hasan'ının, Hüseyin'in mahzun edilmiş kalbini bir de ben mi kırıyorum? Ben Nergis günün o güzel yüreğine hüznün karısını mı çalıyorum? Bunların hangi birisi için sen ahu figan edeyim şimdi ben? Ey Merziye, hangi birisi için senden özür dileyeyim? Ey Mübareke, ey Fatıma-tü Zehra, seni ant veriyorum Hüseyin canına, hürmeti ismin Fatıma'ya. Dokun aciz kalmış varlığıma, ben de olmak istiyorum senin mahzun mahzunluğuna. Ne olursun al beni, o gece gündüz hiç durmadan, yorulmadan feryat edip hışkıran Beytül Ehsanına. Ey Fatıma, can Fatıma, hürmeti ismin Fatıma'ya. Selam olsun sana, selam olsun ey nübüvvet meyvesi. Selam olsun sana, selam olsun ey velayet sevcesi. Selam olsun sana, selam olsun ey imamet annesi. Muhammed Ali Muhammed selavat. Serpil kardeşimize teşekkür ediyoruz. Şimdi de Brüksel Ehlibeyt Tiyatro Bayanlar Grubu'nun gösterimiyle manevi bir yolculuğa çıkacağız. Buyurun hep birlikte izleyelim. Hatice validemiz, asr-ı saadet hanımlarından, ilklerin ilki olan ilk mümin, ilk cemaat olup namaz kılan ilk Müslüman kadın, kalbi Efendimizin aşkı ile dolu olan müminlerin annesi, tesellici Tahir Kübra, hem seven hem de sevilen, Allah'ın selamına, Efendimizin övgüsüne nail olacak derecede faziletli ve şerefli olan bir kadın. Selam olsun sana Resulullah'ın zevcesi. Selam olsun sana ey müminlerin annesi. Selam olsun sana ey dünya kadınlarının efendisi olan Fatıma-tuz Zehra'nın annesi. Selam olsun sana ey ilk iman eden kadın. Selam olsun sana ey malını, servetini Seyyidül Enbiya'nın yardımında sarf eden, ona elinden gelen hiçbir yardımı esirgemeyen ve düşmanlar karşısında onu müdafaa eden. Selam olsun sana Cebrail'in kendisine selam verdiği ve Yüce Allah'tan kendisine selam getirdiği kimse.
Allah'ın rahmeti, bereketi ve ihsanı üzerine olsun. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. Şu halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Doğrusu asıl ebter, soyu kesik olan sana kin duyandır. Yüce Allah ona büyük müjdeyi verdi. İleride kendisinin ve zürriyetinin dünya tarihinde seçkin ve önemli bir yeri olacak bir kız çocuğuna hamile kalmasını sağladı. Hamilelik günleri tamamlandı. Doğum zamanı iyice yaklaştı. Hazreti Hatice yalnızlığından dolayı tedirgindi. O sırada Hazreti Fatıma karnından şöyle seslendi. Anneciğim, üzülme, korkma. Çünkü Allah seninle birliktedir. Böyle içimden geçenleri okumuşçasına. Ey Hatice, üzülme. Biz Rabbin tarafından sana gönderilmiş elçileriz. Biz senin kardeşleriniz. Ben Sara'yım, İbrahim Halilullah'ın zevcesi. Ben Meryem'im, İmran'ın kızı ve İsa Ruhullah'ın annesiyim. Ben Asiye'yim. Mezahim'in kızı, Firavun'un eşi ve Hazreti Musa'ya gönülden inanmış olan kadınım. Ya Hatice, ben Gülsüm'üm. İsa bin İmran'ın kız kardeşi. Böylece biri Hatice'nin sağında, biri solunda, biri önünde, biri de arkasında oturdu. Derken temiz ve pak olarak Fatıma selamullah aleyha doğdu. Fatıma doğunca onun pak bedeninden bir nur yükseldi. Doğuda ve batıda o nurun aydınlatmadığı hiçbir ev kalmadı. Ve gökte öyle bir nur zahir oldu ki melekler benzerini daha önce görmemişlerdi. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'taynaka al-kawthar. Fasalli lirabbika. Önünde oturan kadın Fatıma'yı aldı ve Kevser suyu ile yıkadı. O da şöyle buyurdu. Ey Hatice, bak bereketi ve uğurlu olarak al bunu. Ona ve suyuna bereket verilmiştir. Kızım, canım yavrum. Kadınlar içinde Allah'ın en üstün ve emsalsiz kıldığı betülüm. Ey benim zühre yıldızım. Ey dünyadan yaka silkmiş olan, dünyevi bağlardan kendisini kurtarmış bulunan biricik yavrum. Ey benim ahiret kızım. Ey cennetlik yavrum benim. Ey Allah'ın her nevi çirkinlik ve pisliklerden münezzeh kılmış olduğu betülüm. Canım yavrum, Mekke senin dünyaya gelişinle aydınlandı. Yeryüzü senin nurunla nura gar oldu. Selam sana, selam sana ey Nebinin nazenin yüreği. Selam sana ey Fatıma Tuz Zehra.
selam sana, selam sana ey Seyyidetul Nisa'il Alemin.